Ne görüşeceksiniz benimle? Varide Sultan bana dostluk elini uzattı. Bundan böyle bana karşı adil olacakmış. Böyle buyurdu. İyi ya. Ne iyisi? Bu olacak iş değil. Belli ki hain emelleri var. Dayı. Neler oluyor? Sen bilirsin. Bir malumatım yok sultanım. Lakin her şeyi kötüye yormayın. Valide sultanımız yükselişinizin farkında. Artık daha münasip ilişkiler geliştirmek istiyor olabilir. Olmaz. Adım gibi eminim. Beni öldürmek için yeni bir oyun bu. Göz boyuyor. Dediklerimi anladınız mı? Merak buyurmayınız Valide Sultanım. Her bir kelimeyi yazdım aklıma. Fatma Hatun, sen? Emrinize amadeyim Sultan. Şeref duydum bu vazifeyle. Dikkatli olun. Bu konuştuklarımızı kimse duymayacak, bilmeyecek. Aksi halde ilk sizin kelleniz gider. Yemeğimiz zam vakti geldi. Valide sultanımız bizi hayal kırıklığına uğratmaz inşallah. Amin. Ne kadar zam yapacaklarmış? Bir şey demediler. Merak etmeyin. Valide sultanımız kollar bizi. Düşünür. Kızlar. Koş koş. Ne oldu am? Öğrenebildin mi? Ne kadar zam yapmışlar? Öğrenebildin mi? Bir susun yahu. Söyleyeceğiz işte. Ya sabur ya Rahim. Valide sultanımızın lütfuna mazhar oldunuz. Bu sene herkesin yevmiyesine aylık 50 akçe zam münasip görüldü. Yarın itibariyle maaşınızı alacaksınız inşallah. Allah razı olsun validemizden. Sen sevinme Fidan Hatun. Senin adın yok. Neden o? Sadece sen değil. Hülya Hatun, Nisa Hatun, Dilruba Hatun, bir de Neriman Hatun. Olur mu öyle şey? Al kendin bak. Bizim suçumuz ne? Bize niye para yok? Hürrem Sultan'ın peşinden ayrılmazsanız olacağı bu. Aa, ne demek o? Yalan mı? Hürrem Sultan'a yaranmak için her türlü rezilliği yaptınız. Ceremesini de çekersiniz işte böyle. Ne diyorsun sen? Bize iftira atmışlar. Bizim bir suçumuz yok. İftira atmıyor. Bu böyle mi kalacak? Evet, ne yapacaklarını... Kesin sesinize. Kes. Tamam. Bu hiç hayırlı değil Gülah. Burnuma kötü kokular geliyor. Bizimkilere söyle herkes uyanık olsun. Kaygılanmayın sultanım. Sizi ve evlatlarınızı korumak için ne lazımsa yaparız. İyi. Sultanım. Ne oldu? Neden geldiniz? Malumunuz. Yarın maaş günü. Seneye devriyesi doldu. Herkese zam yapılırken bize yapılmadı. Nasıl? Neden? Size yakın, sadık olduğumuz için ceza verilmiş besbelli. Birer birer yazmışlar adımızı. Bir bakayım şuna. Vay başıma. Benim de adımı yazmışlar. Sultanım. Sultanım yardım edin. Hakkımızı koruyun. Merak etmeyin. Ben işin aslını öğreneceğim. Hakkınızı kimselere yedirmeyin. Allah razı olsun sizden.
Ölene dek sağlığınıza duacıyız. Amin. Şimdi çekilebilirsiniz. Gördünüz mü kızlar? Siz siz olun, doğru yoldan şaşmayın. Hürrem Sultan kızmasın bize. Niye kızsın? Valide sultanımız böyle uygun görmüş. Kime ne? Şişt, ses sultan geldi. Ne oldu? Şikayet mi ettiniz yoksa? Sen içine baksana. Yoksul cariyeler olacaksınız. Sadık olan fazla maaş alacak bundan böyle. Sen öyle san. Hürrem Sultanımız meseleye el koydu. Validemizle konuşup çözecek. Biz de alacağız zam. Ha tabii. Kesin yapar. Elbet yapar. Herkese karşı adildir sultanımız. Bilhassa ona hizmet eden bizlere. Ortada komaz. Korur kollar bizi. Validem. Hoş geldin Hürrem. Gel. İyi misiniz validem? İyiyim çok şükür. Sen? Az evvel bir haber aldım. Canım sıkıldı. Dedim ki size geleyim. İşin esası nedir öğreneyim. Neymiş o? Bazı cariyeler yanıma geldi. Bu sene yapılacak zamdan muaf tutulmuşlar. Mutsuzlar. Hakları yenmiş. Benden medet umuyorlar. Onların haddine mi düşmüş bu? Densizler. Neden ayrım gözetildi validem? Merak ettim. Hususi bir sebebi yok. Hizmetinde kusur bulunan cariyelere, kalfalara ve ağalara bir ceza bu. Onların kusuru nedir? Bana yakın olmak mı? Seninle alakası yok. Ayrıca burada kimse kimseye yakın olamaz. Herkes işini yapacak. Yapıyorlar zaten. Bu adil değil. Eğer onlara hak ettikleri maaş verilmese iyi olmaz. Malum haremin düzeni bozulur. Hürrem, sana elimi uzatmış olmam bu haremi birlikte yöneteceğimiz manasına gelmez. Karar sizin validem. Ben sadece adalet isteyen kullarımızın hissiyatına tercüman oldum.